450 tane milletvekilinin halt işliyor. Ekmek elden, su gölden yiyor, içiyor. Ostur ostur oturuyorlar. Hangi iş yerini açtılar? Konuşma be! Emekli parası ya. Emekliye kaç kuruştan verdi? Emekli kaç kuruştan? Ne zaman alıyorsunuz ya? Allah utanmaz, utan, utan. Sana haram olsun, gel. Dokunma, dokunma. İyi, nesi var sağlığın? Sağlığın nesi mi var? Abla ne kullanıyor? Abla. Sen ne kullanıyorsun? Sen küpüne bak ilk önce bir. Şu kaşına, gözüne, küpüne bak. Oğlum. Sen ilk önce bir adam ol, öyle gel, tamam mı? Adam değil mi? Adam değil, hiç adama benzemiyor. Şu haline Filipta gibi dedi. Gencimiz böyle mi olur ya? Genç dediğin öyle olmaz oğlum. Genç dediğin genç gibi olur yani. Böyle kaşında, gözünde küpe, müpe, o ne öyle? Dış şeyine göre niye? Hayır ya, içi de aynı. Seni türbandan affetmiyorsa sen de ona dışı aynıysa içi de aynıdır, tamam mı? Sultan Mehmet de küpeliymiş. Ne alakası var şimdi Fatih Sultan Mehmet? Çok doğru söyledi şimdi bak. Sen şimdi bana ne diyorsun, onu söyle. Ne diyor? Abla sağlığın neresi iyi? Hepsi iyi, nesi var? Sen daha ne istiyorsun? Randevu alabiliyor musun abla? Alıyorum. Alabiliyor musun? Evet, alıyorum. Vatandaş alamadığını söylüyor. Onlar yalan söylüyor. Tavuk döner alalım 55 lira. Ne sağlığından bahsediyorsun sen? Düzelir, düzelir. Hepsi düzelir. 2023 gelsin, hepsi düzelir. Ne olacak da abla 2023'te? Allah büyüktür, ne olacağını artık. 2023'te Lozan bitiyor de şurada soyunacağım, kahkaha atacağım. Yemin ederim. Lozan bitiyor mu abla? Bitiyor Allah'ın izniyle. Soyun lan. Ya cahil misin kadın? Ne cahil? Konuş benimle. Zanları diyor Allah yapıyor diyor. Sizin gibi insanlar da onun peşinden gidiyor. Zanları Allah mı yapıyor? Zanları Allah mı yapıyor? Allah yapıyor. Diyanet, Diyanet çıkıyor. Ulan Diyanet çıkıyor diyor ki zanları Allah yapıyor. Uzan Erdoğan zanları düşüreceğim diyor. Allah mı ki düşürecek? Allah mı düşürecek o zaman? Tayyip Erdoğan kendisi de açıklamış. Kendisi de hırsızlık yapıyor. Kendi partisindeki insanlar da hırsızlık yapıyor. O yapıyorsa biz de yaparız. Zamanı gelsin biz de ondan çalacağız abi. Bak ben 20 yaşındayım, tamam mı? Tayyip Erdoğan hırsız. Gelsin beni hapse de atabiliyorsa atsın. Hiç sıkıntı yok. Ondan mı korkacağım? Biz 20 yaşımıza gelmişiz abi. Biz bugün mesela bakıyoruz, bu ülkede bir gelecek yok. Mesela bir araba alsan, bir ev alsan, hayatın boyunca sen bir eve, bir arabaya çalışacaksın. Ben sana ablanın konuştuğu kelimeyi biliyorsun. Ben çok iyi sakin olur musun? Sakin, sakin. Hayırdır la, ben, ula benim dedem de bu topraklar için savaşmış. Tamam, 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 tamam. Abi, tamam, teşekkür ederim. Abi, sakin ol. Çakkal oğlu çakkalla. Abi, sakin ol, vallahi gerek yok, vallahi gerek yok. Cahil oğlu cahille. Abi, sakin sakin konuşalım mı? Ya git lan. Tamam, 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 sen git. Dur abi, sakin. Koyun oğlu koyun. Abi, hakaret etme. Lan bu ülke zaten sizin gibi koyunların yüzünden böyle oldu. Abi, kurban olayım, hakaret etme. Dur ya. Bir dakika dur ya, bak lütfen. Mehbeli Seyyem Sayın Devlet Bahçeli. Benim amcam oğlunun arkadaşıdır, dava arkadaşıdır. 404 gibi yapışmış o sandalye. Çık git gençler gelsin ya, çık git ya. Halkı kararlar veremiyor mu artık? Veremiyor ya, kafa yok, kafa, kafa, beyin kalmamış ha. O adam sade cebe gelsin, ona buna vereyim. Zürriyeti yok, zürriyeti olmayan bir insanda hürriyet olmaz. Camide imam 2 saat namaz kıldırıyor, 30 milyar alıyor. Ben emekliyim, yıllarımı vermişim. 7,5 bin lira. Emekli maaşı değil. Emekleri sıktır et. Onun parası babasının parası değil. Tayyip Erdoğan olmasın bizi mahvederler. Koku geliyorsun. Mahvederler lan. Abi ha, sakin ol ya. Mahvederler. Ne oluyor abi? Hani kahveye mi geldin? Röportaja mı geldin abi? Vallahi mahvederler. Allah beni. Abi sen oğlum geliyorsun ayakta. Nasıl duramıyorsun? Nasıl kokuyor? Leş gibi. Sakin ol. Bırak abi. Bırak bırak bırak. Bırak. Hayır hayır. Yapma yapma yapma. Çek abi. Çek abi. Abi. Sakin. Bırak abi. Uyma uyma. Vallahi uyma. Diğer gözün de ben patladım. Uyma abi, uyma. Uyma abi, sen uyma. Sen büyük yüksenli kalsın. Sen abi. Sen bir şey söyleyeceksin. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Bir dakika, bir dakika. Bak bağırarak git üstüne oynayacaksın. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Depremde niye konuşturmadınız abi? Niye konuşturmadınız? Hayır, bağırarak kavga ederek geldi. Bağırarak geldi abi. Bağırarak geldi abi. Kavgacı geldi. Abi ben tek kavgacı geldi. Burada kırmızı ışıkta adam geçiyor. Evet. Fransa'da geç bakalım be. 7 sülaleni öldürürler. Bakmıyor musunuz ya? 67 yaşına çıkar diyorlar bizim emeklileri ya. Orada kıyım mı yapıyorlar? Evet. 7 sürelerini evet, öldürüyorlar. Evet, evet. İfaz ediyor. Evet. Burada maşallah. Evet, evet. Abi. Evet. Ya. Seni tanımayan varsa tanıtalım. Yok, yok. 18 tanıtalım, sene ben 18 sene AK Parti'yi oy kullandım. Bak ben sana ne söyleyeyim Erol. Bizim videomuzda bana bıçak çeken abimiz de bu. Cumhurbaşkanına kim laf söylerse bununla keseceğim bak. Kesmezsem cumhur ülkede. Cumhurbaşkanına kim hakaret ederse ilk ben vuracağım ona bu konuda. Ona gerek yok. Bana bıçak çekti hatta dedi ki ne ama dedin? Tayyip Erdoğan'a dedin laf edeni keserim ben. Götürün evet, keserim demiştin. Hatırlıyorsun. Evet. Şimdi ben 18 sene AK Parti'ye oy kullandım. Yalan dolan yok. Ama bu saatten sonra ben de kullanmayacağım. Terörle görüşen de Tayyip Erdoğan. Kandille görüşen de Tayyip Erdoğan. Lan suçlu biz olduk. La kardeşim yatıp kalkan sensin. Mektubunu okudan sensin.
Edirne İmralı'ya hesap verecek diyen sensin. Ey terör ben oldum. Lan ne, kim terör lan? Bu memlekette Ankara'nın göbeğinde. Ya koskoca Ülke Ocakları Genel Başkanı, eski Ülke Ocakları Genel Başkanı katlettiler. Bakın cinayet değil, katlettiler. Katilleri infaz ettiler. Yani katilleri kimin evinden çıktı? Milletvekilinin evinden çıktı. Milletvekili CHP milletvekili miydi, MHP milletvekili miydi? Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi çıkıp demedi mi? Suriyelilere 40 milyar dolar harcadık. Gerekirse bir 40 daha harcadık. Gerekirse bir 40 daha. Ya Sayın Cumhurbaşkanım, Suriyeli'yi bırak. Kendi vatandaşını harcak 40 milyarı. Bak seni burada insan gibi dinlemeye gelmişim. Sen benim mikrofonumu çekiyorsun. Terbiyesizlik yapıyorsun. Saygısızlık yapıyorsun. Sen işte abiyle al. Ben vurdum Çanakkale'ye. Ya pezevenk bak. Çık lan. Düzgün konuş. Düzgün konuş. Bir dakika. Hakaret etme. Hakaret etme. Hakaret etmeden. Hakaret etmeden. Adam gibi konuş. Adam gibi konuş. Terbiyesizlik yapma. Ben sana burada. Adam değil mi? Bak adam gibi konuş. Bak. Yaşına hürmeten bir şey yap. Kırarım bir tarafını senin ha. Bak yaşını hürmeten bir şey demiyorum. Gelmediğim yere etme, hadi yeri deme. Bak sana diyorum ki çekme mikrofonu diyorum, adam gibi konuşuyorum ben sana. Ben sana adam gibi konuşuyorum. Terbiyesizliğin alemi yok. Terbiyesizliğin alemi yok. Adamlar, abi adamlar. Bak herkese kabadayılık yapıyor. Terbiyesiz. Sen hep yalan söylüyorsun. Hep yalan söylüyorsun. Ben yalan söylüyorum. Evet. Yalan söylüyorsam da merdim. Ben Fransa'da yaşıyorum. Fransa'da ya. Evet. Zaten yalancı önce gideniz sizsiniz. Söyle işte. O zaman. Fransa'da oturup oy verip oy verip bizim kader tayin hakkımızı siz ilan ettiniz. Tamam bir dakika. Anladın mı? Bir dakika hocam, bir dakika. Katarlar, hayır. İran'da yaşayanlar, Fransa'da, Almanya'da yaşayanlar oy verdiler, bu ülkedeki insanların kader tayin hakkını ilan ettiler. 1 milyon oy mu milletin? Sen yürü git işine bak. Kaderi mi değiştirdin? Sen orada kaç para maaş alıyorsun? Ben mi? He. Ben 1400 lira maaş alıyorum. He. Söyle bakayım. 1400 frank mı alıyorsun? Kaç para kira ödüyorsun? Euro alıyorum. 600 lira da kira ödüyorum. Sen yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsan ne merdim. Devlet bakıyor. Gel sen yalan. Gel o zaman. Gel bir gör. Sen yalan söylüyorsun. Siz yurt dışında mı yapıyorsunuz? Yok ben Türkiye'de yaşıyorum. Gittiniz mi daha önce? Evet gittim, bu yalan söylüyor hep. Gel bir gör. Sallıyor. Vallahi yalan söylüyorsun. Hiçbir şey konuşmuş. Saygılı olun. Saygılı olun. Hayır saygılı olun oğlum. Hakan, yok öyle bir şey yok. Tamam. Hocam gerçektir. Oğlum küfür ediyor. Yok yok ben hayır. 20 seneden beri bu insanlar kime oy veriyor yavrum? Kime veriyor? 20 seneden beri. Çalma cirma. Kime veriyor? Aa çalıyor mu? Vallahi çalıyorsalar helal olsun. Herkes siz de çalın yani. Hayır bir şey demedi kimse. Hayır bir şey demedi. Öyle bir şey demedi. Götürüyor. Götürmüyor. Abla bağır mı? Kimde varsa gidersin. Hakaret ediyorsun. Yanlış bir şey. Bak bu Türkiye'nin bayrağının altında yaşıyorsun. Hadi yürüyün. Hadi yürüyün. Herkes konuşuyor. Bana bak bana. Ablacığım hala bana bak. Terbiyesiz. Konuşmasına bak ya. Hakaret ettiniz. Bana ne çekti? Sen Türkiye için konuşuyorsun. Ne çekeceğim ben onun seviyesine inmem ki. Ben şerefsiz gülünecek kadar da bir insan değilim beyefendi. Neye gülüyorsun? Neye gülüyorsun? Ağlanacak haline mi? Hanımefendi siz buraya racon kesmeye mi geldiniz? Evet. Vatandaşa hesap soruyor. Ona bana niye konuşuyorsun? Ona niye gülüyorsun? Siz kelle kesen başa sanmışsın. Ben burada racon keserim arkadaş. Beğenmediğiniz bu Türkiye'den defolun siz. Anladınız mı? Biz mi gidelim? Evet. Defolun diye diye zaten ne doktor bıraktınız, ne genç bıraktınız, ne kafası çalışan insan bıraktınız. Defolun diye diye hiç kimse kalmadı zaten. Şehit oldu. Defolun gidin ya. Defolun diye diye ne genç nüfus ne doktor bıraktınız. Burada kalkıp böyle boş boş konuşamazsın. Orada bebekler ölüyor. Boş konuşma. AK Parti Siyonizm'dir. AK Parti Siyonizm'in bir partisidir. Öyle mi? Bu kadar net. Arkadaşı da gönderin. Anladın benden mı? Önce. Benden daha çok bağırıyor ya. Dün gittik buraya şehit geldi. Sen rahat ol. Bizim mücadelerimiz orada çatışıyor. Ne mutlu. Anladın mı? Git sen Siyonizm'inle yaşa. Ben sana kemik benim attım arkadaş. Benim geçmişini öldürdünüz. Hanımefendi terbiye sınırlarını koruyalım. Kemik attın ne demek ya? Düzgün konuşur musunuz? Sen niye matem oldun? Kemik attın ne demek? Vatandaşa burada köpek diyemezsiniz ya. Köpek mi dedin? Evet kemik attın diyorsunuz. Kemik kime atılır? Siz salak mı zannediyorsunuz karşınızda? Çalışıyorum. Askeri yükle çalışıyorum. Muhasızlıkla çalışıyorum. Sizin, siz bayan bak karnı açısınız. Terbiyesiz ha bırak bırak. Siz bak karnı açısınız. Zorun ne? Zorun ne? Zorun ne? Zorun ne? Sen hiç yapılan şeylerin hiçbir izniyle benim vatanım Ayyaş dedi. Ben de sevmiyorum. Hadi ne oldu? Niye Ayyaş? Sevmiyorum. Ayyaş 2 Ayyaş diyor. Sevmiyorum. Ya yapmayın ya. Demedim mi İsmet İnönü ile Atatürk'e? 2 Ayyaş ülkeyi kurdu. Adam sarhoşken ülkeyi kurdu, bunlar ayıkken yönetemiyor. Ne oldu? Nasıl yönetemiyor? Yönetemiyor mu? Nasıl yönetemiyor? İnsanlar evlenemiyor. İnsanlar eğitimsiz. İnsanlar bir şey yapamıyor. Kim? Nasıl yapamıyor? Her şey ekonomi bitmiş. Daha ne ortası var ya? Yapma ortası ya. Var mı? Yapma adamları ya. Aldı evlenin. Biz bak evlenemiyoruz. Şimdi evlenmeye çalışsana. Oğlunu git evlendir de görelim. Bu kadar insan dinlesin. Ekmek bulup yiyemezsin Tayyip giderse. Niye? Son ölürüz değil mi? Son ölürüz değil mi? Son ölürüz. Ya mantıklı olmak lazım. Mantık. Ya diyorum ya.
bu AKP'lilere laf anlatmak Bülent Ersoy'dan çocuk beklemek gibi bir şey ya. Harbi başka açıklaması yok yani. Ya ben mal mıyım yoksa hayvan mıyım? Benim konuşma hakkım yok mu benim? Ben konuşmayacak mıyım? Ben vergi benden alıyorsun. Benim sayemde oradasın. Bir de bana kabadayılık taşıyorsun. Ben kimsenin babasının hamalı değilim. Kafalarına da soksunlar, tamam mı? Evet. Ne diyor Kürt? Ulan Kürt, buna Kürt nedir? Sen nerede gelmişsin? Senin bile soyun belli değil. İnsanlara verdiği değer mi? Evet. Doğuda deprem oldu biliyorsunuz değil mi? At gözlüğü takmayın lütfen. Evet ama ben o 99 depremini yaşayan biriyim. O zaman bu kadar ilerlememiş teknoloji. Ona rağmen aç kalmadık, açık kalmadık. 52 yıldır Almanya'dayım. Bakın 52 yıldır. Adam almış eline Kur'an-ı Kerim'i, sizin gibilerle oyun oynuyor işte. Yardımları memurlar maaşına dağıttı ya. Şimdi ne yapıyor? Şimdi ne yapıyor? Ne yapıyormuş? Benim halam Elazığ depreminde evi yıkıldı. Hala evi yok. Ahırda ineğiyle beraber kalıyor. Neden bahsediyorsunuz? Gözlerinizi açın. At gözlüklerinizi çıkarın. Haksızlık karşısında susan değilsin şeytandır demiş Hazreti Ali. Bunu biliyorsan susacaksın. Dinle. Onu ne dedim ki hanımefendi gitti. Ne bunlar mı işmiş için? Evet. Kanıtınız var mı? Ben öyle istedim. Var mı benim? Bunlara para kanıtı var mı? Açlıktan ölene dair bir kanıtı var mı? Onun açlıktan ölene kadar. Ben kendi sorduğunu söylüyorum. Ben de size söylüyorum. Var mı kanıtın benim bunlara para ödediğim veya dışarıda sen bana bir söz veriyor musun? Evet. Hanımefendi konuştu. Güzelce konuştu. Tamam geldim. Bak, beyefendi. Bir dakika. Tabii. Hanımefendi güzelce konuştu. Dileklerini, isteklerini dile getirdi. Sonra yola gitti. Sonra geri döndü. Geri geldi. Ben de anlıyorum sizin elemanız. Sizin elemanız. Bakın provokatör. Kanıtlamayan en büyük şerefsizdir o zaman. Kabul mü? Ya sen kanıtlamayan. Sen de bana bir tane aç kanıtla. Bir tane aç göster. Ben de burada açıkça konuşuyorum. Sen ispatla. Sen ispatla lan sen. Bir tane açı sen ispatla. Sen ispatla. Ben insanlara para verip mi konuşuyorum? Senin konuşma hakkın yok. Mikrofonu uzat. Ben insanlara para verip mi konuşuyorum? İftira atan kanıtlar. İftirayı atan kanıtlar. İftirayı atan kanıtlar. Ben değil. İftirayı atan kanıtlar. Sen de o kelimeyi kullanıyorsan ben sana bir şey söylemeyeceğim. Buraya değil, buraya konuşacaksın. Ben halimden memnunum. Paramı da kazanıyorum. Pavyonda da çalışıyorum. Çok da güzel milleti sikerek geçiniyorum. Bunu da söyleyeyim. Öyle yani. Ne kadar? İyi kazandırıyor. Valla 900 artı yarı yarı alıyoruz. Yarı yarı. He valla. Çok da güzel. Günlük böyle 5-6 bin. Pavyonda hayat var. Bak pavyonda hayat var. Geliyorsun adam bak. Aa dayı seni gibi dayılar geliyor. Oturtuyor bizi. Hani sikebileceğini düşünüyor ya. Senin gibiler dedim ben. Senin gibiler. Dayı amcalar geliyor tarlayı satıyor mesela. Bak yemin ederim tarlayı satıyorlar geliyorlar. Oturtuyorlar. Affedersin sikeceklerini düşünüyorlar. Oturuyoruz. Aşkım bir daha söyle. Hadi yavrum sen yaparsın aslanım mesela. Böyle diyoruz. Yemin ederim ha. Çok... Sıra hesabı kilitleyip kaçıyorsun. Bir daha tanıyanın amına koyayım. Kaçıyorsun. Bak sana ya yemin ederim. Bu şekilde mi para kazanıyorsun? Bak tabii oğlum. Ne sandın? Bak şimdi bak. Ben sana şimdi WhatsApp'ımı göstereyim. Allah'ını bak. Kameraya da gösteririm istersen bak. Yok kameraya gösterme. Numaralar gözüküyor. 500 bak, kişi yazmış. Bak görüyor musun bak. 458 kişi yazmış. Bunların hepsi sikebileceğini düşünen yaşlı dayılarım aralarında bazen yakışıklılar denk geliyor. Allah! Abi biliyorsunuz şu an Filistin'de İsrail'e karşı bir savaş var. Orada bizim din kardeşlerimiz, ümmet kardeşlerimiz zor durumdalar. Yansı olarak mesela siz oraya bir çıkartma olsa, cepheye gidecek olsa mesela gönüllü olur musunuz? Gitmek ister misiniz? Ben de bu halktan biriyim yani. Bu halk giderse ben de neden gitmeyeyim yani? Siz gönüllü olarak gitmek ister misiniz? Tabii ki. Çünkü şey var, pazartesi günü bir liste hazırlanıyor şu anda. Ben hemen sizi ben buralı değilim. Ben burada değilim. Ben misafirim. Yok ben misafirim şu anda burada. Ekonomiye gelirsek daha beter olacağız. Müstahak, daha beter olalım. Her zaman da beter olalım. Neden abi? Hiç üzülmüyorum. Gerçekten zerre kadar. Alım gücüm yok. Tamam. Şu anda burada kim et yiyebiliyor? Asla. Bak, kim yiyebiliyor? Yemiyoruz. Ben şahsen soframa sokamıyorum. Ha zevki de şimdi millet diyecek ki şunu izledikten sonra makyaj yapıyor, gözlüğü var. Giymeyelim, evet, gezmeyelim. Biz böyle orta çağlara girelim, yaprak şey neyse ben şey yapmayayım. Yaprakla dolaşalım. Elimizde mızrak. Tabii yaprak diyorum yeterli yani bence hani mızrağa da gerek yok. Mızrağa da gerek yok çünkü zaten saplandı o. Affedersiniz elinde mızrak, kıçında yaprak dediniz. Şimdi o tür kabileler var biliyorsunuz. Papua Yeni Gine'de parası bizim birimizden daha değerli. Evet. Ama şöyle bir şey var, onların onurları var. Bizim Türk toplumunun maalesef onuru yok. Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu efendim? Bir de bunu deneyelim. Abi bak ayıp ediyorsun. Milleti düşürme birbirine. Geçen gün burada iki yaptı. Soru ben değildim o. Ben değildim içine sokarım seni. Abi bak ayıp ediyorsun. Karıştırma. Tek tek soruyorum. Karıştırma. Bak soru soruyorum. Karıştırma birbirine. Sen ayıp ediyorsun bak.
Ben bunu temsilciye soruyorum. Herkesin bakalım. Fikrini soruyorum bak. Kim kime veriyor, senin ne ilgilendir? Tamam sen benim işimi düşürmeyin, düşürmeyin. Abi kimse birbirine şu. Düşürmeyin birbirinize. Kapat. Kışkırdınız mı? Kapat. Bak herkese soru soruyorum abi. Ayıp ediyorsun bak. Burada kapat diye diyorum. Bak herkesin fikrini soruyorum ben. Niye böyle yapıyorsun abi? Birbirine düşürürsün adamları. Abi düşürmüyorum ben. Soru soruyorum sadece. Hainler. Abi bak ayıp ediyorsun. Hakkıma giriyorsun. Bak hainlik çok büyük bir suçlama. Yapma. Hainsin. Birbirine gitsen gibi birbirini vurdular ya. Abi kim o vurduransa git ona söyle o zaman. Ben değildim diyorum. Senin gibi karar diyor. Ben değildir diyorum. Ben değildim. Ben değildim. Bak az önce de geldin. Abi karıştırma. Gelmeyin buraya. Abi niye gelmeyelim? Benim işim bu ya. İşin değil. Sen işin bu ya. İşin var. İşin değil. Allah Allah. Bak. İşim mi abi ya? Bak ikidir işimi engelliyorsun. İkidir bölüyorsun ya. Allah'ım yarabbim ya. Zerre hakkım varsa yılangılçı olsun. Ben öyle diyorum. İki yetim büyüttüm. Üç tane üniversite okudu. İşsiz kızım. Üç tane. Babasız yetim. He. Babasız yetim okudu. Üniversite mi okudu? Yetim okuttum onları ben. Baktım büyüttüm. Çocuğum işsiz. Niye ben gidip Tayyip'e köpeklik yapmadım onda? Benim bir korkum yok. Ben korkuyu Kerbala'da bırakayım. Ben korkum yok. Ben giderim, kullanırım. Gel ki sen orada çalışırım, nöbet tutarım. Nöbet tutarım ve o seçim sandıkları korurum. Ölümüne. Ölümüne. Bölünüyoruz. Evet. Vatandaşlıktan bölünüyoruz. İnsanlıktan bölünüyoruz. Dostluktan, abilikten, kardeşlikten bölünüyoruz. Bölünüyoruz. Anladın mı? O milliyetçiyim diyenler. Bizi kimse bölemeyecek. Tek tek. O milliyetçiler var ya, sahte milliyetçiler. Evet. Suriyeliler ülkeyi istilaya uğratacak. Evet. Birbirine kırdırtacak. Ben rahat gezemiyorum. Ya kilise. Bunu giydim. Ya kilise araştık kilise. Ben giymek zorunda bak, kalıyorum ya. Şey bu hani şey var ya, boxer şeklinde. Ben gerçekten rahat bir şekilde ülkemde gezemiyorum kardeşim. Adam niye sistemi 4-4-2'ye getirdi? Cahil bir toplum kaldığı zaman, üretemeyen bir toplum kaldığı zaman sana ne yapacak? Biat etmek zorundadır. Ama çağdaş, eğitimli, çağdaş ülke olur. AK Parti ne yapmadı? Sadece ki AK Parti şunu yapmadı de bana, yolu yapar, hastane yapar, havalanı yapar. Ya onu yaptı. Hastanelere gideriyordu. Bir dakika. AK Parti yolu kimin parasıyla yaptı? Bir emekli maaşlarını alamadı. Gece saat 3'te kalıp banka kuyruklarında yapıyordu. Abi sizin vergiyle yaptı bunu ya. Abi o zaman ATM mi vardı? Cebinden çıktı bunu. Öbürleri cebinden mi yapıyordu? Bayrampaşa Belediyesi camisi satışa çıkardı. Haberiniz var mı? 90.8 milyonluk borç yüzünden, vergi borcu yüzünden iki tane camiyi satışa çıkarttı. Hangi belediye? Bayrampaşa. Belediye kimin? AK Parti Belediyesi. Ciddi misin? AK Parti Belediyesi mi sattı? Satışa çıkardı şu an. Haberiniz yok mu? Yok. Neden? Doğru tabii, yayınlanmıyor haberlerde, o yüzden. Allah Allah. Ne düşünüyorsunuz abi? Şimdi AK Parti cami mi satmış? Satıyor evet şu anda. Vergi borcunu kapatmak için. Ben size algı yaratan soru sorayım aslında. Bakın, algıcı dediniz ya bana. Algıcı soru sorayım ben size. Sizce Acıpayam Belediyesi'nin depremin 9. gününde hala vatandaşlarımız göçük altından kurtarılırken Kıbrıs'a kumar oynamaya gitmesi doğru mu? Buyurun algıcı soru size. Bak o konuyla ilgili fikrim olsa ben burada çata çat konuşurum. Bu adam bu kadar kötülüyorsunuz. Bu adam 20 yıldır ne yaptı? Ben yanlış değilim. Ben yanlış değilim. Adam 20 senedir. Adam 20 yıldır ne yaptı? AK Parti olmasaydı sen böyle bir halde olabilecek miydin? Ben ayrımcılık yapmıyorum. Ben gerçekleri konuşuyorum. Ben gerçekleri konuşuyorum. İzlisin. İzlisin. AK Parti şu ana kadar sana ne yapmış? Ne mi yaptı? 20 yıldır sana kim baktı? Sen böyle bağdan mı geldin böyle? Sen böyle mi geldin? Sen böyle mi geldin? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Erdoğan Kılıçdaroğlu abi ya. Kılıçdaroğlu peki. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyoruz. Hiçbiri de. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyoruz. Erdoğan. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyoruz. Erdoğan. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyoruz. Anamızı ağlattı Erdoğan. Kılıçdaroğlu tabii.